Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Murat Hoca. 3-4-5 TET Matematik Soru Bankımızda basamak kavramında ikinci teste geldik. Hemen ilk sorudan başlayalım. EF 2 basamaklı bir sayıdır. Hatırla birinci testte bunu çok fazla söylemiştim. Karşımızda eğer ki basamak kavramı varsa o ifadeyi daha soruya bakmadan çözümlemek aklına gelecek. Karşımızda EF eşittir. 2E artı 3F şekli bir denklem var. Buna göre E artı F'nin en büyük değeri kaç olabilir diye soruyor. E hemen şuradaki EF 2 basamak sayısını çözümleyelim. E'miz onlar basamanda olduğu için 10 E geldi. B'miz birler basamanda olduğu için 1 F geldi. X'ini toplarsam bunu çözülmüş olacağım. Sağ taraftan da 2 E artı 3 F gelmiş oldu. Ne yapacağım? Benzer terimleri bir tarafa aktar. E'leri sol tarafta, F'leri sağ tarafta toparla. 10 E'den 2 E çıktı. Geriye 8 E kaldı. F'yi sağ tarafa aktardım. Eksi F olarak geçti. 3F'den 1F çıktı. 2F kalmış oldu. Bak dikkat et. 2'yi 2'ye böldüm 1 kere var. 8'i 2'ye böldüm 4 kere var. E bu durumda 4E kime eşit gelmiş oldu? 1F eşit gelmiş oldu. Ben burada E'ye 1 versem F4 geldi. 2 versem 8 geldi. Dikkatli ol. Burada hemen değer verdim ama bu değeri verirken neye dikkat edeceksin? EF'miz 2 basamaklı bir sayıyken, burada E ile F'nin birer rakam olması lazım. Hatta bunun iki basamaklı olması için e'nin sıfırdan farklı bir rakam olması lazım. Bunu sakın unutma. E bu durumda e'ye 3 versem f'miz 12 gelecek. f bu durumda rakam olacak mı? Hayır olmayacak. Ve e f'de iki basamaklı gelmeyecek. Yani verebildiğim değerler sadece bunlar. E bundan dolayı da e artı f ne gelmiş oldu? x'ini toplarsam en büyük 10 geldi. Sorun doğru cevabı da Bursa çıkmış oldu. Geliyorum ikinci soruya. Şimdi ikinci soruya başlamadan senin bölme kurallarından bir şeyi hatırlaman gerekiyor. Hatırlaman gereken şey şuydu. Unutma elinde herhangi bir bölme işlemi varsa bölünen sayı daima bölenle bölümü çarpımı artı kalan şeklinde yazılabiliyor. Mesela sen gittin 5'e aldın 4'e böldün. Kaç kere var? 1 kere var. Kalan kaç? 1. Şuradaki 5 sayısını dikkat et. 4 ile 1'in çarpımı artı 1 şeklinde yazamıyor musun? Evet yazabiliyorsun. İşte bundan dolayı unutma bölme işleminin çok önemli bir özelliğidir bu. E geliyorum buradaki bölme işlemine. Bak mn'miz zaten iki basamaklı bir sayıymış. Hemen bölünen sayıyı ne yapıyorum? Bölenle bölümün çarpımı yani 2 ile m artı n'in çarpımı artı kalan bir şekli yazıyorum. Sen buradaki mn'nin ne olduğunu biliyorsun. İki basamaklı bir sayı olduğunu biliyorsun. Elimizde iki basamaklı bir sayı varken ne yapmam gerekiyordu? Çözümlemek gerekiyordu. Hemen buradaki ifadeyi 10m artı n şeklinde yazdım. Sağdan da 2 bir içeri dağıt. Dağıtırsak 2m artı 2n artı 1 geldi. Bundan sonra ne yapacağım? Yine benzer terimleri bir tarafta toplamaya çalışacağım. 2m'yi sol tarafa aktar. N'yi sağ tarafa aktar. Bak 10m'den 2m çıktı. Geriye 8m kaldı. 2n'den 1n çıktı. Geriye n artı 1 kalmış oldu. Dikkatli ol. 8 çarpı m demek aslında 8'in tam bir katı sayı demek. Neden? Çünkü elimizde mn sayısı 2 basamaklıysa buradaki m ve n'nin birer rakam olması lazım. E sen bir rakamı 8'e çarparsan sonuç mutlaka 8'in tam katı gelir. O zaman şöyle düşün. Rakamlardan ben buradaki n yerine kimi yazarsam 1 ile toplayınca sonuç 8'in katı olur. E tabii ki de 7. 7'ye 1 eklersem sonuç ne yapacak? 8 yapacak. E bunun da 8 olması için m'nin kaç olması gerekiyor? 1 olması gerekiyor. Bu durumda m n'nin e çarpımı da 1 çarpı 7'den dolayı ne gelmiş oldu? 7 ile Edirne gelmiş oldu. Geliyorum 3. sorumuza. Rakamları toplamının 7 katına eşit olan 2 basamaklı kaç doğal sayı vardır diye sormuş bana. Diyelim ki bu doğal sayılar AB şeklinde olan 2 basamaklı sayılar olsun. Ne diyordu bana? Rakamları toplamının 7 katına eşit olacak diyordu. E bu durumda AB burada eğer ki iki basamak sayıysa ne yapmam gerekiyor? Çözümleme yapmam gerekiyor. Hemen AB'yi 10A artı B şeklinde yazdım. Buradaki 7'yi de içeri dağıtırsam 7A artı 7B gelmiş oldu. Ne yapacağım? Benzer terimleri bir tarafa yolla. 7A'yı sol tarafa yolladım. B'yi sağ tarafa yolladım. 10A'dan 7A çıktı. 3A kaldı. 7B'den 1B çıktı. 6B kaldı. Ben burada iki tarafı da eğer ki 3'e bölersem dikkatli ol. Sağdan ne gelmiş oldu? 2 tane B gelmiş oldu. Eğer ki buradaki AB 2 basamaklı bir sayıysa A ile B'nin ne olması lazım? Birer rakam olması lazım. Hatta A'nın sıfırdan farklı rakam olması gerekiyor. Yani ne yapacağım? Rakam olacak şekilde değer vereceğim. B'ye burada 1 versem A'mız 2 gelecek. 2 versem 4 gelecek. 3 versem 6 gelecek. 4 versem 8 gelecek. B'ye 5 verebilir misin? Hayır veremezsin. Çünkü bu durumda artık A rakam olmayacak. E buna göre benden ne istiyor? Bunu sağlayan kaç tane doğal sayı değeri vardır diye soruyor. Bak bunu sağlayan AB için 21 buradan 42, 63, 84 toplamda 4 farklı doğal sayı değeri geldi. Yani cevabımız da Adana gelmiş oldu. Dördüncü soru. KL neymiş? 2 basamaklıymış. Basamak olduğu zaman ne yapacaktın? Çözümle. Daha soruya bakmadan hemen çözümlemenin aklına gelmesi lazım. Elimizde böyle bir denklem var. Buna göre K artı L en fazla kaçtır diye soruyor. Hemen başlayalım. Tamuz onlar basamağında. L'miz birler basamağında. Sağdan bir tane L geldi. Eşittir 42. Bunları toplarsak ne gelmiş oldu? 10K artı 2 L'miz 42 eşit geldi mi? Geldi. İstersen iki tarafı 2'ye bölebilirsin. Ya da böyle kalabilir. Sıkıntı yok. Bundan sonra ne yapacağım? K, L'miz dikkat et. 2 basamak S olduğu için değer vereceğim. Ve K artı L'nin büyük gelmesi için K ve L'nin oldukça büyük olması gerekiyor. Şimdi aklıma ilk gelen şey şu. Ya burasının 42 olması için ben burada K'ya 4 versem burası kaç gelmiş olacak? 40. E 40'a kaç eklersem 42 yapacak? 2. O zaman L'nin de 1 olması gerekiyor. 4 artı 1'den buradaki K artı L değeri 5 gelmiş oldu. Ama acaba daha büyük var mı? Şöyle yapalım. Sen buradaki K değerini şu an arttırabilir misin? Arttıramazsın. Neden? Çünkü K5 versem 50 yapacak. O zaman 50'den bir şey çıksa 42 gelecek. Ama sen şu an bir şey ekliyorsun. O zaman K değerini burada arttıramayacağım için K'yı ne yapıyorum? Düşürüyorum. Acaba bu düşürme L'yi daha fazla arttırabilir mi? Ona bakmaya çalışıyorum. Şimdi ben bunu 3 yaparsam soldan bir 30 geldi. 30'da neyin toplamı 42 yapar? Dikkat et 12'nin. E şimdi 2L'nin 12 olması için L'nin kaç olması lazım? Dikkat et 6 olması lazım. E buradan L ile de K'nın toplamı kaç geldi? 9 geldi. Bak değer arttı. O zaman şunu yapmaya devam edeceğim. K'yı düşmeye devam edeceğim ki değerler artsın. K'ya ben burada eğer 2 versem sol taraf kaç geldi? 20 geldi. E 20 ile neyin toplamı 42 yapar? 22'nin. Ama sen 2 ile hangi rakamı çarparsan sonuç 22 yapar? Buradan L'nin 11 gelmesi lazım. 11 bir rakam değil. Dolayısıyla K değerine 2 veremezsin. O zaman K artilerinin bu durumda en büyük değeri 9'da Edirne gelmiş oldu. Bu tarz soruları çözerken sakın unutma KL 2 basamaklıysa K ve L'nin birer rakam olması lazım. Hatta burada K'nın sıfırdan farklı bir rakam olması gerekiyor ki KL 2 basamaklı gelsin haberin ola. Beşinci soru. Bak bu tarz soruları çözerken benden sana tavsiye hani böyle alt alt yazmış ya sakın rakam verip denemeye çalışma. Bunları git şu şekilde yan yana yaz. Sen bunu bu şekilde yan yana görsen aklına ilk ne gelirdi? Ya hocam bu iki basamaklı, bu iki basamaklı bir çözümleyelim bakalım demeyecek misin? Çözümleyeceksin. Hemen başlayalım. Buradaki K'mız onlar basamağında. 10K geldi. Sağdan 1 L'ye geldi. Buradan bir 10K geldi. Sağdan 1M geldi. Toplamda 112 yaptı. 10K buradan 10K buradan 20K gelmiş oldu. Artı L artı M değeri kime eşit geldi? 112'ye. Benden ne istiyor? buradaki ifadenin en büyük değerini istiyor. Şimdi temel kavramları hatırla. Herhangi bir şeyin en büyük olması için çıkan nasıl olması lazım? Olabildiğince küçük çıkması lazım ki sonuç büyük kalsın. Yani burada m'nin küçük, k ve l toplam durumda olduğu için büyük gelmesi gerekiyor ki sonuç en büyük gelsin. Yani olay şu. k ve l'ye olabildiğince büyük, m'ye de olabildiğince küçük değer vereceğim. E bunun için aklıma ilk gelen şey şu. Ya ben 20 ile neyi çarparsam 112'ye olabildiğince yaklaşırım. Bak ben burada K'ya 6 versem 120 yapar. O zaman bir şey çıkması lazım. Ama senin topladığın için demek ki şuradaki değerin 112'den daha düşük gelmesi lazım. O zaman K'ya burada verebileceğim maksimum değer 5. E buradan kaç gelmiş oldu şu anda? Dikkat et 100 gelmiş oldu. Bunu sağ tarafa aktarırsam L artı M değeri de kaç gelmiş oldu? 112'den 100 çıktı geriye 12 kalmış oldu. L'ye ne verecektim? Olabildiğince büyük değer verecektim. Ve sen şu an L'nin bir rakam olduğunu biliyorsun. E dolayısıyla L yerine en büyük rakam 9'u verince M de zaten kendi kendine en küçük 3 gelmiş oldu. O zaman K değerimiz maksimum 5 geldi. L'miz maksimum 9 geldi. M de en küçük 3 geldi. 9 artı 5'ten 14. 14'ten de 3 çıkarsa sorun doğru cevabı 11 ile Bursa gelmiş olur. Altıncı soru. Elimizde basamak kavramı varsa bas bas bağırarak söyledim. Ne yapacaksın? Daha soruyu görmeden aklına çözümlemek gelecek. Ve sakın buradaki a ile b'inde birer rakam olduğunu unutma. Hatta a'mız sıfırdan farklı bir rakam. Hemen çözümleyelim. A'mız dikkat et. Onlar basamağında 10a geldi. Sağdan 1b'ye geldi. Sağ tarafta 2b artı a çıkmış oldu. At bu a'yı sol tarafa. 10a'dan 1a çıktı. 9a kaldı. 2B'den 1B çıktı. Geriye 1B kaldı. Olay şu. Sen burada A'ya öyle bir rakam vereceksin ki B de kendi kendine rakam çıkması lazım. A'ya 0 verebiliyor muyum? Hayır. Peki A'ya 1 versem B kaç gelecek? 9. Peki A'ya başka bir rakam verdiğim takdirde B bir rakam gelebilir mi? Gelemez. O zaman B'nin alabileceği sadece bir değer var. O değerde 9 gelmiş oldu. Yani neye dikkat edeceksin burada? A ile B birer rakam ve A'nın sıfırdan farklı olması gerekiyor. Unutma. Tamam. Yedinci soru. Ne diyor bakalım sorumuzda? İki basamaklı bir doğal sayı ile bu sayının rakamları toplamı toplandığında 37 elde ediliyormuş. Rakamlar toplamı kaçtır diye soruyor bana. Şimdi diyelim ki bu iki basamak sayımız AB olsun. Sen bu AB ne yapacaksın? Rakamları toplamını yani A artı B'yi toplayacaksın. Ve sonuç kaç geliyormuş? 37 geliyormuş. E buradaki AB şu anda 2 basamak sayı değil mi? 2 basamak sayı. E hemen çözümle bunu. Soldan bir kere 10A geldi. Sağdan 1B geldi. Sağdan da A artı B değeri geldi. Ve eşittir 37 olduğunu biliyorum. 10A buradan 1A buradan 11A geldi. Artı 2B değeri kime eşit geldi? 37. A ile B burada AB 2 basamaklı olduğu için birer rakam olduğunu biliyorsun. Ve hatta A'nın sıfırdan farklı bir rakam olduğunu biliyorsun. Şu anda karşındaki denklemde A ile B'ye değer verebileceğini görebiliyor musun? Bak şunu sakın unutma matematikte. Eğer ki karşındaki bilinmeyen sayısı denklem sayısından fazlaysa o zaman bilgi değer vereceksin. Şimdi şöyle düşün. Sana şunu şöyle anlatmak istiyorum. Karşında A artı B eşittir 5 olsun. A eksi B eşittir işte ne olsun? Diyelim ki 3 olsun. Sen şu an bu ikili de değer dener misin? Yoksa taraf tarafı toplayıp A ile B'yi bulur musun? Taraf tarafı toplayıp aile bulursun değil mi? Neden? Çünkü bilinmeyen sayısı denklem sayısı aynı. Unutma bilinmeyen sayısı denklem sayısından fazlaysa bil ki değer vermen gerekiyor. Peki değer verirken değer vermenin basit bir yolu var mı? Evet var. Benden sana tavsiye şu. Her zaman kat sayısı büyük olanla başla. Şöyle düşün. 11 ile ben neyi çarparsam 37'ye yaklaşırım. Dikkat et 37'yi geçemezsin. Çünkü geçersen o zaman bir şey çıkarman gerekiyor. Ama sen şu an bir şey topluyorsun. O yüzden ne yapacaksın? Diyeceksin ki kendine. Ya ben 11 ile neyi çarpsam 37'ye yakışırım. E 3 ile ne geldi burası? 33 gelmiş oldu. 33 ile neyi toplarsam çıkan sonuç 37 yapacak? E 4'ü. E bu durumda 2B'miz 4 ise de buradan kaç gelmiş oldu? 2 gelmiş oldu. A'yı 3 bulduk. B'yi 2 bulduk. Bu durumda rakamlar toplamı da 5 ile edine çıkmış oldu. Sakın söylediğim şeyi unutma. Eğer ki matematikte bilinmeyen sayısı denklemden fazlaysa o zaman ne yapman gerekiyor? Değer vermen gerekiyor tamam. Evet geliyorum 8. sorumuzda. ABC 3 basamaklı, BC 2 basamaklı doğal sayılar. Karşımda basamak kavramı varsa ne yapmam gerekiyordu? Çözümle. Bak bunları böyle alt alta yazma bakma. Sen bunları şu şekilde yazsan bir şey değişiyor mu? Hayır değişmiyor. E şimdi elindeki eğer ki sen bu sayı çözülmeme kalkarsan. Şu an ABC 3 basamaklı olduğu için A nerede şu anda? Yüzler basamağında. Öyleyse 100 A gelmiş oldu. B'miz onlar basamağında 10 B geldi. Sağdan da 1 C geldi. Aynı şekilde B'miz onlar basamağında 10 B geldi. Sağdan 1 C geldi. 1 C de buradan çıktı. Eşittir 412. Toparlarsam bir kere soldan 100 A geldi. Başka da bir A değeri yok. 10 B buradan 10 B buradan toplamda 20 B yaptı artı 1C buradan 2C buradan 3C buradan 3C geldi eşittir 412. Buna göre ABC çarpımı kaçtı diye soruyor. Şimdi şunu unutmuyorsun. Senin karşındaki bilinmeyen sayısı denklem sayısından fazlaysa bu matematikte şu anlama gelir değer vereceksin. Bak şu an karşında 3 tane bilinmeyen var ama kaç tane denklem var? 1 denklem var. Bilinmeyen sayısı denklemden fazlaysa her zaman değer vereceksin unutma. Peki hocam değer vermenin basit bir yöntemi var mı? Evet var. O yöntem de şu. Her zaman ilk önce katsayısı büyük olanla başla. Ve şöyle düşün. Sen şu anda hani 100 daha ya bir şeyler ekliyorsun ya. O zaman buradaki sayı şu anda 412'den daha küçük olması lazım. Şöyle düşün. Ben 100'ü neyle çarparsam 412'ye yaklaşırım. E 4 ile. Ben bunu 4 ile çarparsam burası 400 gelecek. 400'e kaç eklersem çıkan sonuç 412 yapacak? 12. Yani ben bu durumda eğer ki A'ya 4 verirsem 20B artı 3C kime eşit gelmiş oldu? 12 eşit gelmiş oldu. Şimdi buradaki denklemin 12 eşit olması için değerli nasıl olması lazım? Bak sen burada eğer ki C'ye 4, B'ye 0 verirsen sonuç 12 gelir mi? Gelir. Ama verdiğim bu değerler de yanlış olmuş olur. Neden? Çünkü B 0'sa şuradaki sayıda sen B'ye 0 yazarsan o zaman BC 2 basamaklı olmaz. İşte ben buradan ne anlıyorum? Başka da bir değer veremediğim için buradaki A değerini 4 alamıyorum. Ne yapacağım? A değerini büyütemiyorum da çünkü büyütsem o zaman sayı 412 geçecek. Demek ki ne yapacağım? A değerini küçülteceğim. A'ya gidiyorum 3 veriyorum. Eğer ki A'ya 3 verirsem ne gelmiş oldu burası? 300 geldi. 300'e ne eklersen 412 yapar? 112. Yani 20B artı 3C kime eşit gelmiş oldu? 112'ye. Bak aynı taktik. Karşımızda iki tane bilinmeyen var. Bir denklem var. Ne yapacağım? Değer vereceğim. Değer vermenin basit yöntemine kat sayısı büyük olanla başla. Şimdi sen 20'ye neyle çarparsan çıkan sonuç 112'ye yaklaşır. E tabii ki de 5 ile. Bunu 5 ile çarparsam şurası 100 gelir. 100 ile neyi toplasam 112 yapar? 12'yi. E, 3c'nin de 12 olması için c'nin kaç olması gerekiyor? 4 olması gerekiyor. Öyleyse c değerini 4 bulduk, b'yi 5 bulduk, a'yı da 3 bulduk. Bizden ne istiyor? Bu değerlerin çarpımını istiyor. Eğer ki bunları çarparsam da işlemin cevabı ile denizi gelmiş olur. 9. soru elimizdeki 2ab ve ab2 3 basamaklı doğal sayılarmış. a çarpı b kaçtı diye soruyor. Bak sakın gidip de değer lütfen deneme. Bu tarz soruları şöyle yan yana yaz ve çözümleme yap. Neden çözümleme yap? E çünkü basamaklı vermiş. Ne yapmış? 2AB ile AB2 toplamış. Çıkan sonuç 741 eşit gelmiş. Şimdi ben sana buradaki çözümlemenin basit bir yöntemini söyleyeceğim. Normalde buradaki çözümleme nasıl başlayacaktık? İşte ikimiz yüzler basamağında 100 çarpı giden 200 gelecek. İşte onlar basamağında 10A gelecek değil mi? Böyle devam edeceğim. Şimdi bu işin daha basit bir yöntemi var. Şunu unutma elinde bu tarz hani iki tane 3 tane farklı basamak kavramı varken bak Buradaki Bilinmeyenin Aynısı yan tarafta varsa ne demek istiyorum sana Hani burada bilinmeyen AB vermiş ya AB'nin aynısı burada var Hani rakamlar yer değiştirmemiş başka bir şey olmamış Almış kopyalamış yapıştırmış Eğer ki böyle bir şey varsa Bunu 200 artı 10a artı b şekli çözümleme Daha basit yöntemim var Bak şimdi senin elinde 259 olsa ben bunu 200 artı 59 şeklinde yazamaz mıyım? Çok rahat yazarım. O zaman elimde 2AB sayısı varsa ben bunu 200 artı bir tane AB şeklinde yazamaz mıyım? E yazarım niye yazamayacağım? Bak AB'yi 200 artı koy topla bu gelecek. Bitti. Aynı şekilde elimde AB2 varken ben bu AB2'yi AB0 artı 2 şeklinde çözümleyebilir miyim? Evet çözümlerim. Peki elimde mesela 250 sayısı varken ben bunu 25 çarpı 10 şeklinde yazamıyor muyum? Yazıyorum. E o zaman burası da 10 tane AB artı 2 şeklinde yazılır. Şimdi bunu ilk defa gördüysen sana muhtemelen zor gelecek. Ama emin ol ki bu az önceki çözümlemeden çok daha basit. Ama bunu ne zaman yaparsan işe yarar? Unutma şuradaki AB'nin aynısı diğer tarafta varsa işe yarar. Bak şimdi biz 2AB'yi ne bulduk? Dikkat et 200 artı AB bulduk. Yandan ne geldi? Dikkat et. 10 tane AB artı 2 geldi. Ve çıkan sonuçta 741 gelmiş oldu. Sol tarafı bir toparla. 10 AB ile 1 AB'yi topla. 11 tane AB yaptı. 200 buradan 2 buradan 202 yaptı. At sağ tarafa. Ne yapacağım? 741'den 202 çıkartacağım. Çıkartırsam şuradan bir 9 geldi. Buradan 3 kaldı. 539 gelmiş oldu. E i̇ki tarafı da 11'e bölelim. Hemen şurada böleyim 11'e. Ne yaptım? 11'e böldüm. Kaç kere var? 4 kere var. 44. Buradan bir 99 kaldı. 9 kere var. Yani AB sayımız AB 2 basamak sayımız 49 çıkmış oldu. E Bu durumda A sayımız 4 geldi. B sayımız 9 çıktı. X'in çarpımında 36 gelmiş oldu. Bilmiyorsan hemen lütfen not al. Unutma. Eğer ki elinde bu şekilde aynı olan kavramlar varsa unutmuyorsun. Aynı olan kavramlar varsa... Gidip de 200 artı 10 artı B yerine ne yapacaksın? Bu şekilde çözümleme yaparak çok daha rahat bir şekilde soruyu çözebilirsin. Haberin olsun tamam. 11. soru. Buradaki sayı 4 basamaklı ve A0B 3 basamaklı sayılar olmak üzere. E, elimizde basamak kavramı varsa ne yapmamız gerekiyordu? Daha soruya başlamadan çözümlemek hemen aklıma gelecek. Elimde bir denklem var. Buna göre A-B kaç diye soruyor. A'mız şu an hangi basamakta? Binler basamağında. O zaman hemen gittim bunu bina şeklinde yazdım. Buradaki sıfırları yazmam bir önemi yok. Zaten sonuç sıfır gelecek. Buradan ne gelmiş oldu? Bir b gelmiş oldu. Devam. Dikkat et. Buradaki A'mız şu an yüzler basamağında. 100A yüz şeklinde yazdım. Yandaki B'de birler basamağında 1B bir gelmiş oldu. Ve çıkan sonuçta 9914 geldi. E bunları toparlarsak. Bin a ile yüz ayı topladım. Ne yaptı? 1100A yaptı. Sağdan 2B geldi ve çıkan sonuçta 9914 geldi. Unutma matematikte bilinmeyen sayısı denklem sayısından fazlaysa ne yapmam gerekiyor? Değer vermem gerekiyor. Sakın unutma buradaki sayı 4 basamaklı ve bu sayı 3 basamaklıysa A ile B'nin rakam olması lazım. Ve A'nın sıfırdan farklı bir rakam olması gerekiyor. Peki değer verirken bunu basit bir yöntemi var mıydı? Evet vardı. Ne yapacaktım? Daima kat sayısı büyük olan değerle başlayacaktım. Bak şöyle düşün. Sen burada 1100 A'ya ne yapıyorsun? Bir değer ekliyorsun. O zaman ben buradan şunu anlıyorum. 1100 A değeri 9914'ten daha küçük olması lazım ki. Hani bir şey ekleyince 9914 gelsin. O zaman soru şu. 1100 ile neyi çarparsam 9914'e yaklaşırım. Kimi çarparsam yaklaşırım? E tabii ki de 9'u. Çarparsak burası kaç geldi? 9900 geldi. E sen buna kime eklersen çıkan sonuç sağ taraf gelecek. Tabii ki de 14'ü. Demek ki 2 çarpı B'de 14 eşitse e B'de kaç gelmiş oldu? 7 gelmiş oldu. B7 geldi. A'mız 9 geldi. X'in farkı da bana 2 vermiş oldu. 12. soru. Ne diyor bakalım sorumuzda? 3 basamaklı doğal bir sayının yüzler ve birler basamağı yer değiştirdiğinde sayı 495 artıyormuş. Bunu sağlayan kaç tane sayı vardır diye soruyor. Şimdi elimizdeki 3 basamaklı sayı kim olsun? Diyelim ki ABC olsun. Ben burada ne yaptım? Yüzlerle birleri yer değiştirdim. Yer değiştirince böyle bir sayı geldi. Ve bu durumda sayı ne yaptı? 495 artmış. Yani sağdaki sayı sol tarafı göre 495 fazla. E bu durumda ben sol tarafa 495 eklersem x eşitlenir mi? Evet eşlenir. Hemen bilinmeyenlere bir tarafa aktar. Bunu sağ tarafı gönder. E bu durumda cba abc sayısı kime eşit geldi? 495'e eşit gelmiş oldu. Hemen çözülmemeye başlayalım. Soldan bir 100C geldi. Artı 10B geldi. Artı 1A geldi. Sağ taraftan da 100A artı 10B artı 1C geldi. Ve çıkan sonucunda 495 oldu biliyorum. Hemen eksi içeri dağıt. Eksi 100A. Eksi 10B. Eksi C geldi. Bak buradaki ifadelerde eğer ki işlem yaparsak 100C'den 1C çıktı geriye 99C kaldı B'ler zaten nanay onlar zaten gitti A'dan 100A çıktı geriye 99A kaldı hatta eksi 99A kaldı ve çıkan sonuçta 495 gelmiş oldu Sol tarafta 99'lar ortak mı? Ortak hemen 99 parantısını al bunları attım geriye C-A değeri kime eşit geldi? 495'e İki tarafı da 99'a bölersem bu durumda C eksi A kim gelecektir? 5. Sen şu anda CBA'nın veya ABC ne olduğunu biliyorsun? 3 basamak sayı. E bu durumda A, B ve C değerlerinin ne olması lazım? Birer rakam olması lazım. Ve hatta A ile C'nin de sıfırdan farklı birer rakam olması gerekiyor ki sayılar 3 basamaklı gelsin. O zaman farklıları 5 olan ve sıfırdan farklı olan rakamları deneyelim. Kimler bunlar? 9'a 4 olur mu? Olur. Başka? 8'e 3 olur mu? Olur. Başka? 7'ye 2 olur. 6'ya 1 de olur. 5'e 0 olur mu? Olmaz. Çünkü o zaman dikkat et. A'mı 0 gelince burası 3 basamaklı gelmeyecek. Yani elime 4 tane sayı çıktı değil mi? O zaman gittin hemen 4'ü işaretledin ve soruyu bitirdin değil mi? O yüzden buraya geldim. Bak şimdi. Sen şu an sadece C ile A'yı buldun. Ama benim istediğim değer kim? Dikkat et. 3 basamaklı sayı. Ben A, B, C'yi istiyorum. E B nerede? Şu an B yok ki ortada. Şimdi bak. Hemen gidelim ABC B, C değerlerini yazmaya çalışalım. Şimdi ilk önce sen C'nin 9, A'nın 4 olduğunu biliyorsun. Hemen gittim ben onları buraya yazdım. Soruda B ile alakalı bir koşul çıktı mı karşıma? Çıkmadı. Ben şu an B'nin burada sadece ne olduğunu biliyorum. Bir rakam. O zaman sen B yerine istediğin rakamı koyabilirsin. O zaman ben B yerine burada sıfırdan başlayıp 9'a kadar tüm rakamı yazarım. O zaman buradan hangi sayılar gelmiş oldu? 409, 19, 29, 39 en son 99 geldi. Yani A ve C'nin 4 ve 9 değerinden kaç tane sayı gelmiş oldu? 10 tane sayı geldi. Bak aynı mantık. C8, A3. A yerine 3 yazdım şurada. C yerine 8 yazdım. B için bir koşul var mı? Hayır yok. O zaman 0'dan 1 başlarım. Ta ki 9'a kadar ben burada değer veririm. O zaman buradan kaç tane sayı geldi? 10 tane sayı geldi. Hepsi için aynı. Bak bundan 10 tane sayı geldi. Bundan 10 tane geldi. Aynı mantıkta bundan 10 tane gelecek ve bundan 10 tane gelecek. O zaman toplamda 40 tane sayı çıkacak ve sorun doğru cevabı Adana gelmiş olacak. Burada sakın B'nin bütün değerleri alabileceğini unutma. Yoksa soru kaçar haberin ola tamam. Geliyorum 13. sorumuza. A, B, C ile C, 3 basmak sayılar. Ne yapacaksın yani? Çözümlemi yapacaksın. Burada bir eşitlik var. ABC'nin sakın farklı rakam olduğunu unutma. Toplamın en büyük değerini istiyor. O zaman değerlere büyük değer vermeye çalışacağım. Şimdi hemen ABC bir sağ aktaralım. Aktarırsak. CBA eksi ABC değeri kime eşit geldi? 693 eşit geldi. Çözümleme yap. Bak artık hızlı hızlı yapıyorum. Burada 100C var. Burada 1C var. 100C'den 1C çıkarsa geriye kaç kaldı? 99C kaldı. Burada bir 10B var. Burada bir 10B var. 10B'den 10B çıkarttın. B'ler nakat. Burada 1A var. Burada 100A var. 1A'dan 100A'yı çıkartırsam geriye eksi 99A kaldı. Ve sağ tarafta 693 gelmiş oldu. Hemen sol tarafı 99 parantezine al. C eksi A geldi. Sağdan da 693 gelmiş oldu. İki tarafı da ben burada 99'a bölersem o zaman C eksi A değeri de 7 gelmiş olacaktır. Eğer ki bu sayılar 3 basamak sayıysa neyi unutmayacaktın? Bunlar birer rakam. Hatta C ve A'nın burada sıfırdan farklı rakam olması gerekiyor ki 3 basamak sayılar gelsin. Tamam. O zaman farkları 7 olan rakamları bir yazalım mı? Hadi yazalım. 9'a 2, 8'e 1. Bak 7'ye 0 veremezsin. Çünkü verdiğin takdirde o zaman burası 3 basamaklı gelmeyecek. E şimdi bu durumda ABC değerleri dikkat et. ALC değerleri A ile C değerleri 9'a 2, 8'e 1 geldi. Benden toplamın en büyük değerini istiyorsa o zaman A ve C'nin büyük değerleri lazım. E tabi B'nin de büyük değeri lazım. O zaman hemen A'nın değerini 2 seçtim. C'nin değerini 9 seçtim ki hani toplam daha büyük gelsin diye. Hocam peki B'yi ne yapacağız? E şimdi B hakkında soruda bana bir koşul vermiş mi? Vermemiş. Sen B'nin sadece kim olduğunu biliyorsun. Burada yazılan bir rakam olduğunu biliyorsun. O zaman rakamlardan istediğin değeri verebilirsin. En büyük gelsin diye de ve farklı rakam olduğu için de 9'u veremiyorum. En büyük rakam olarak 8 vermiş oluyorum. 9 buradan 8 buradan 17. 2 de buradan 19. Cevap da Ceyhan gelmiş oldu. 14. soru. Bak şimdi. Elimizde bu tarz 3 basmak sayı var. Ne yapacağız? Çözümlemek. Ama bundan birkaç soru önce de bu tarz bir soru gelmişti. Bak sorularda şunu sakın unutma senin elindeki bilinmeyenin aynısı sağ tarafta varsa ne demek istiyorum? Burada AB var, burada da AB var. Hani ne rakamlarını yer değiştirmiş, ne bir sayı çıkartmış, kopyalamış, yapıştırmış sayıyı. tamam mı? Sadece bilinmeyene bakıyorum bak bu arada. Diğer sayı umurda değil tamam mı? Ne yapacağım peki bu durumda? Gidip de bunu işte üçümüz yüzler basamanlı olduğu için 300 artı 10A artı B şeklinde çözümleme yapma. Bu durumda soruyu uzatırsın. Bak bunun basit bir yöntemi var. Mesela benim karşımda diyelim ki 327 gibi sayı var. Ben bunu 300 artı 27 şeklinde yazamaz mıyım? Yazarım. O zaman karşımda 3AB şeklinde bir sayı varken ben bunu 300 artı AB şeklinde yazarım. Aynı şekilde karşımda AB3 gibi sayı varken ben bunu AB0 artı 3 şeklinde yazamaz mıyım? Şöyle düşün. 273 nasıl yazıyorsun? 270 artı 3 şeklinde yazıyorsun işte. Peki buradaki AB sıfırı da sonunda sıfır olduğu için 10 tane AB artı 3 şeklinde yazamaz mısın? Yazarsın. İlk defa gördüysen zor gelecek ama emin ol ki zor değil. 1-2 soruda böyle bir hatırla bunu sana çok kolay gelecektir. Yerine yaz. Yazarsak buradan kim geldi? 300 artı AB geldi. Sağdan eksi 10 tane AB artı 3 geldi. Ve sağ tarafın ne olduğunu biliyorum. 108 olduğunu biliyorum. Eksi içeri dağıtırsak ne gelecek buradan? Eksi 10 tane AB. Eksi 3 geldi. 300'den 3 çıktı. Geriye 297 kaldı. Eksi 9 tane AB geldi. Neden? Bir tane AB'den 10 tane AB'ye çıkarttım çünkü. Sağ taraftan da 108 gelmiş oldu. Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa. Hemen 297'den 108'i bir çıkartalım. Şuradan ne geldi? Bir 9 gelmiş oldu. Buradan 8 kaldı. Yani 9 tane AB değeri 189'a eşit geldi. İki tarafı da 9'a bölersem o zaman AB değeri 21 gelmiş olacak. Demek ki A'mız 2, B'miz 1 geldi. Rakamlar çarpımında 2 ile Edirne gelmiş oldu. Geliyorum 15. sorumuza. X'ye 2 basamak sayı. Burada bir bölme işlemi var. Buna göre kaç tane X'ye 2 basamak sayısı yazabilirsin diye soruyor. Bak soruya başlamadan senin bölme işleminden bir şey hatırlaman lazım. Hatırlarsan bölme işleminin çok temel bir özelliği vardı. Neydi o? Sen bölünen sayıyı bölenle bölümü çarpımı artı kalan şeklinde yazabiliyorsun. E o zaman buradaki sayıda bölünen sayıyı gittim ne yaptım? Bölenle bölümün çarpımı artı kalan yani artı 2 şeklinde yazdım. Hemen x'ye 2 basamaklı olduğu için bunu bir çözümle. Ne geldi buradan? 10x artı y geldi. Sağdan da 6x artı 3y artı 2 gelmiş oldu. Ne yapacağım? Benzer terimleri bir tarafa aktaracağım. 6x sol tarafa aktar. Y'yi sağ tarafa aktar. 10x'den 6x çıktı. Geriye 4x kaldı. 3y'den 1y çıktı. Geriye 2y artı 2 kalmış oldu. İstersen iki tarafı da 2'ye bölebilirsin. Fark etmez. Şimdi bak buradaki xy sayısı 2 basamaklı olduğu için X'in bir kere sıfırdan farklı olması lazım. Ve X ile Y'nin birer rakam olması lazım. O zaman sen şunu düşüneceksin. Ya ben burada X'e eğer ki rakam verirsem 4 ile çarpınca ne gelecek? Çıkan sonuç mutlaka 4'ün katı yapacak. Sen buradaki Y yerine hangi değerleri yazarsan çıkan sonuç 4'ün katı yapar. Bunu düşünmen lazım. Y'ye 1 verdim. Sağ taraf kaç geldi? 2 artı 2'den 4 geldi. E 4x'in 4 olması için x'in kaç olması lazım? 1 gelmesi gerekiyor. Bu durumda bak dikkat et. Ben burada y yerine 2 yazsam 4 artı 2'den dolayı 6 gelecek. 6 bir rakam olmadığı için 6 bir rakam olup da 4'ün katı olmadığı için ne yapamazsın? 2'yi alamazsın. O yüzden 2'yi vermiyorum. Y'ye 3 verirsem 3 kere 2 6 2 daha 8. E 4x değeri 8'e eşitse x kaç gelmiş oldu? 2. Dur. Bak 2 tane değer bulduysan artık değer denemene gerek yok. Nasıl değerler buldun? Dikkat et. Y değerleri 1'den başlayıp 2'şer arttı. X değerleri 1'den başlayıp 1'er arttı. Demek ki Y değerleri hep 2'şer artacak. 2 de arttırırsam 5 gelecek. Gerçekten de bunu 1 arttırırsam 3 gelecek ve sağlıyor mu kontrol et. 5 kere 2 10, 2 daha 12 yaptı. E 4x12 ise X kaç geldi? 3 geldi. Bak sağladı. O zaman 2 de arttır. 7 geldi. 1 de arttır. 4 geldi. 2 daha arttır. 9 geldi. 1 de arttır. 5 geldi. Bir bu durumda x'e sayıları 11 buradan geldi. 23, 35, 47 ve 59 geldi. Yani bunu sağlayan toplamda 5 tane sayı çıkmış oldu. Geliyorum 16. ve testimizin son sorusuna. AB 2 basamaklı bir doğal sayıymış. Basamak kavramı varsa ne yapacaktın? Çözümleyecektin. Buradaki sayı 3 basamaklı olacakmış. Bunu sağlayan kaç tane AB sayısı yazılır diye soruyor. Hemen çözümle. Buradan bir 10A geldi. Sağdan 1B geldi ve buradan B artı A gelmiş oldu. Devam edelim. 10A buradan 1A buradan 11A geldi artı 2B gelmiş oldu. Sen AB'nin 2 basamakta olduğunu biliyorsan A'nın ne olması lazım? Sıfırdan farklı bir rakam olması lazım. B herhangi bir rakam olabilir. Şimdi soru şu işte. Sen burada A ile B yerine hangi rakamları verirsen çıkan sonuç 3 basamak bir sayı çıkar. Sana bunu soruyor. Bak. Ben burada A yerine gitsem 9 yazsam. Sol taraf kim geldi bu durumda? 99. E sen bu durumda sağ tarafa dikkat et. Herhangi bir sayı sıfırdan farklı bir sayı eklediğin zaman çıkan sonuç mutlaka 3 basamak gelmeyecek mi? Gelecek. O zaman sen burada B yerine 1'den başlayarak istediğin herhangi bir rakamı yazabilirsin. Neden? Çünkü 1'den başlayıp herhangi bir rakam yazarsan dikkat et çıkan sonuç mutlaka 3'ün 3 basamaklı bir sayı gelmiş olacak. Peki A yerine ben burada 8 yazarsam sol taraftan kim geldi? 88 geldi. Şimdi 88'e en az kaç eklemem lazım ki çıkan sonuç 3 basamaklı olsun? En az 12 eklemem lazım. E demek ki bak şurasının en az 12 olması için B'nin de en az 6 olması lazım. Yani ben B yerine burada 6'dan başlayarak tüm rakamları yazabilir miyim? Evet yazabilirim. Peki A yerine 7 yazsaydım soldan kim gelecekti? 77 gelecekti. 77'ye en az kaç eklersem sonuç 3 basamaklı gelecek? 23. Ama sen 2B'nin 23 yapabilir misin? B rakamsa bunu yapamazsın. O zaman A yerine ben burada 7 yazamam. Yani gelebilecek sayılar buradan geldi. O zaman buradaki sayılar dikkat et. A sayımız 9 iken B1 geldi. A 9 iken B2 geldi. Nokta 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 en son 99 gelmiş oldu. A sayımız 8 iken B sayımız 6 geldi. 87 geldi. 88 ve 89 geldi. Yani toplamda buradan 9 tane sayı. Buradan 4 tane sayı geldi. Toplamda da 13 tane AB 2 basmak sayısı yazılmış oldu. Evet arkadaşlar bir testin daha sonuna geldik. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.